Efendim iyi akşamlar. Sivas'ın ve Sivas'ın kanalı Vizyon 58'de bir gündem vizyon programında daha birlikteyiz. Bu hafta konuğum Sivas Ticaret Borsası Başkan Adayı Sayın Hayrullah Karakaya. Bizimle birlikte olacaklar. Efendim hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk Murat Bey. Tabii Nisan ayında ay itibariyle, zaman itibariyle Sivas'taki STK temsilciliklerinden birisi olan Ticaret Borsası seçime gidecek ve evet. Hayrullah Karakaya evet. aday oldu. Tabii seçmen tanımak ister sizi. Hayrullah Karakaya kimdir? Neden aday olmuştur? İsterseniz buradan başlayalım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki dün itibariyle Afrin'de malum operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı. Gazilerimize acil şifalar diliyorum evet. öncelikle. Tabii ki bu tip savaş halindeyiz şu an. Bunlar her şeyin önüne geçmiş durumda. Geçmesi de lazım zaten. Şu an emin olun seçim atmosferi falan çok da hareketli geçmemesi lazım diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle vatanımız, milletimiz, devletimizin bekası diye düşünüyorum. Seçim oran gelince tabii hayat bir şekilde devam ediyor. Hayat devam ediyor ve bu 4,5-4 yılda bir sürekli seçimler tekrarlanmak zorunda. Biz de mesleğimiz icabı üzerine Sivas Ticaret Borsası Başkanlığı'na adaylığımızı açıklamıştık. Tabii seçimler normalden geç zamana kaldığı için hiç soğumadı seçim süreci. Ve şu an son 1,5 yıldır da seçim üzerine sürekli gezi halindeyiz, tanışma halindeyiz, sohbet halindeyiz. Mesleğimiz olarak Sivas'ta un imalat sektöründe hala faaliyet gösteriyoruz. 93 yılından beri babamızın kurmuş olduğu firmayı yaklaşık 7-8 yıldır devralmış ve bu sektörde şu an devam ediyoruz. Tabii ki kadromuzda Sivas Ticaret Borsası tarım ve hayvancılık üzerine bir kuruluş olduğu için yani tarım üzerine biz varız zaten. Hayvancılıkta da çok bilgili, kültürlü, donanımlı arkadaşlarımız var. İnşallah bunlarla beraber Sivas Ticaret Borsası'nı demeyelim de Sivas'taki tarım ve hayvancılık sektörünü olması gereken yere taşıma hedefimiz var. Evet. İnşallah bunda da başarılı olacağız. İnşallah. Hiçbir şüphemiz yok. Bu şekilde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Sayın Başkan, Nisan ayında bildiğim kadarıyla seçimleriniz olacak galiba, öyle gözüküyor. Ertelenmişti, bir süreç yaşandı. Evet. Tabii seçmenlerin beklentileri var. Yani siz bir göreve aday oldunuz. Muhakkak bir kadro işidir bu. Donanımlı, altyapısı tamamlanmış bir şekilde seçmenin karşısına çıkmak lazım ama bunun önce de bir saha çalışması yapıyorsunuz. Evet. Gördüğüm kadarıyla 5-6 aydır da sahadasınız. Sahadayız. Evet. Seçmenin, daha doğrusu sizin adaylarınız, üye listenizin, daha doğrusu sizin konseptinize giren insanların beklentileri ne? Neden böyle bir arzuyla çıktınız? Onların talepleri neler? Bunları da değerlendirmeniz mümkün mü? Tabii ki biz gezdiğimiz zaman et işiyle iştigal eden üyelerimizin ciddi beklentileri var. Çünkü şu an Sivas'ımızda İPART'tan falan yapılmış birçok ahır var, hayvancılık tesisi var. Fakat şu an doluluk oranı %20 seviyelerinde. Yani kasapların hakikaten çok küçük istekleri olana da var, çok uçuk istekleri olana da var. Mesela şu an Sivas'ta bir hayvan borsası eksiğimiz var. Evet. Yani bir hayvan hareketlerini kontrol edemiyoruz. Sağlığın hayvan hastalıklarının önüne geçmek için. Yani şu an bir hayvan borsamızın kesinlikle olması lazım. Yani üreticiyle kasap esnafımızı mutlaka bir araya getirecek daha teknolojik ortamlarda, daha hijyenik şartlarda alımın ve satımın gerçekleşebileceği iyi bir tesise ihtiyacımız var. Bu olduğu vakit emin olun biraz da üretime yönelik teşvik edici, esnaflara yönelik böyle yatırım yapmaya özendirici teşviklerle onlara iyi anlatabilirsek ve bunu başarabilirsek önce üretimi artırıp ardından bu kolaylığı bu insanlara sunmak lazım. Evet. Hayrullah Bey, mesela özellikle gezdiğiniz şeyde, bu sizin bir projeniz aslında değil mi? Yani bir hayvancılığı biraz daha canlandırmak, evet. hayvancılık borsasından bahsettiniz. Peki Sivas'ta bu yani öz eleştiri yapmak lazım bir şeylerin görünebilmesi için. Hayvancılık ne alemde? Yani hayvancılık özellikle çünkü insanlar mümkün olduğunca ucuza bir şeyler mal etmek istiyorlar, almak istiyorlar. Çiftçi bir taraftan da evet. Hayvandan zarar ettiğini yıllardır söylüyor. Bir şekilde bir besicilikten. Bunu nasıl bir tespit yapmak mümkün? Ya şu an malum
Et dediğiniz zaman şu an ciddi yoğun şekilde ithalat söz konusu ette. Evet. Bunu Sivas'ta değil de Türkiye'ye bakmak lazım. Türkiye şu an et ithalatını yoğun şekilde yapıyor. Bu ne demek? Yani bizim etimiz artık bize yetmiyor. Yani biz buzağı ölümlerinin önüne geçebilirsek ki şu an buzağı ölümleri yıllık 500 bin adet buzağı ölümünden bahsedilir seviyede. Evet. Yani çiftçimiz, üreticimizi ziraat odalarıyla beraber bilinçlendirip daha hijyen şartlarda, daha veteriner kontrolünde bizim buzağı ölümlerinin önüne geçtiğimiz zaman emin olun ben hayvan eksiği olacak diye bir problem görmüyorum. Yani daha bilinçlendirilmesi lazım halkımızın. Ya biraz peki... uğraşmak lazım. Yani işte biz et üretimini artırmayıp sonra devlet ithalat yapınca ya ithalat niye yapıyoruz demememiz lazım. İşte biz borç olarak işte bir kilogram işte ithalat alma, 500 gram yerli et al. Bundan ziyade bu üreticilerle beraber hareket edip bunları biraz daha çiftçilikten ziyade böyle baş aşağı yani sıra sıradan yerine daha bilinçli, daha profesyonel, küçük bir adeta fabrika gibi işlemlere yönlendirmek lazım. Şunu özellikle bize söylüyorlar işte Bulgaristan, Sırbistan, bizden daha küçük, üretim imkanları daha kısıtlı olan yerlerde et fiyatları bizden daha ucuz ama nitelikte et üretimi herhalde sanıyorum bize göre çok daha fazla. Çünkü bunu zaman zaman söylüyorlar. Diyorlar ki işte yerli bir ırktan 200 kilo karkas et alınırken işte başka bir ırktan 400 kilo, 500 kilo bilemiyorum tabii rakamlar farklı olabilir ama sonuçta şunu anlıyoruz galiba değil mi? Daha nitelikli üretim, daha kaliteli bir üretim, daha kaliteli tesisleşme. Peki Sivas bunun için uygun mu? Sivas bunun için altyapısı bence gayet uygun. Şu an Sivas'ın hayvan kapasitesinin %20'sini şu an dolu konular tesislerde. Yani bunlar dolduğu zaman Sivas çok rahat bir şekilde yani et de öncü bir yıl olabilir diye düşüncemiz var. Da güzel tesislerimiz var onu da söyleyelim. Avrupa standartları yapılmış çok güzel tesislerimiz var fakat maalesef çok standart üzere tesis yapıp da hayvancılığa insanların sermayesi kalmayınca maalesef hayvan tesislerimiz şu an atıl durumda. Yani bu atıl kapasiteleri kesinlikle verimli kullanmak lazım. Anladım. Yani şunu söylemek gerekiyor. Aslında Sivas'ta bu potansiyel var ama akıllı bir organizeyle biz bu işi yaparız diyorsunuz. Peki şey soracağım. Özellikle başka hangi gruplar var sizin bizim meslek branşları içerisinde? Hububat ürünleri var. Hububat derken? Hububat, tahıl, varpa, buğday, yulaf. O tip ürünlerin aracısı yani tüccarı ve sanayicisi var. Hububat üzerine işte alıp satan, onları farklı ürünlere haline getirip işte imalat yapan, un fabrikası gibi. Yani ham mamülden değil mi? Evet. Mesela sizin de gıda, unlu gıda sektörümüz. Değil mi? Evet, özellikle bu sektör. Ama daha çok zirai, tarımla, hayvancılıkla branşıyla en azından bunu çözmeye çalışıyoruz. Evet. Yani tarımdan kastımız... Tarımdan kastımız hububat ürünleri. Evet. Peki ilçeleri de muhakkak geziyorsunuz değil mi? Sonuçta ilçelerden de şeyiniz var. Peki ilçelerin değerlendirmesi nasıl? Yani ilçeleri nasıl gözlemlediniz? Şu an ilçelerimizde Sivas bir kere toprak olarak baktığımız zaman Türkiye'nin ikinci büyük ili. Yani bizim şehrimizde çok turizm yok. Sanayileşme olarak da istediğimiz yere gelemedik. Şu an bence Sivas'ımızın ciddi şekilde tarıma yönelmesi lazım. Şu an maalesef Sivas'ta son 7-8 yıldır eski özenen Sivas'ın ürünleri yok artık. Onlar da kalmadı maalesef. Yani her geçen gün biz üretimde erime haline geldik. Şu an buradaki esnafımız, üyemiz, tüccarımız yani alıp satmaya neredeyse buğdayı bulamıyor desek yeridir. O derece üretimimiz düştü, azaldı ve bir o kadar kalitesiz hale geldi. Evet. Bir o kadar biz mesela burada bir imalatçı olarak, sanayici olarak şu an biz burada işte buğday alacağız ki un yapıp satalım. Evet. Maalesef şu an Sivas buğdayıyla un yapıp satamıyoruz. O hale geldik. Yaptığımız zaman kaliteyi beklentisini karşılayamıyoruz insanların. Yani bir an evvel Sivas'ta hangi buğdaylar olur, hangileri daha verimli olur? İşte bu il özel idare ile olur, tarım il müdürü ile olur, koordineli bir şekilde çalışıp iyi bir analiz edip bir an evvel Sivas şartlarında yetişebilen hangi buğday varsa onun tespitini yapıp çiftçiyi mutlaka oraya yönlendirmek lazım. İşte evet. Bu beraber birliktelikle oluyor. Yani biz kendi başımıza bunu yapacak halimiz yok. Bu yine sivil toplumların, resmi kurumların, idarenin beraber bütünleşmesiyle olabilecek bir konu. Sadece borsa ile ilgili bir konu değil. Bir de
Artık belli bir yönetim şeklinde olan insanlar çok uzun süre aynı yerde kalınca artık göremiyorlar. Evet. Farkında değiller. Yani mutlaka artık farklı bir vizyonun, farklı bir beklentinin, farklı düşüncelerin oraya gelmesi lazım. Yani bu 70 olması lazım diye düşünüyoruz. Her şeyden geçtikten sonra biz kesinlikle içinde bulunduğumuz, beraber hareket ettiğimiz kadroyu biz göz önüne aldığımız zaman kesinlikle mevcut yönetimden çok daha iyilerini yapabileceğimize inancımız tam. Evet. İlçeleri sormuştum. Özellikle ilçelerin beklentileri neler? Yani çünkü aslında biz bir nevi Sivas'ın yansıması ama ilçeler ne düşünüyor? İlçelerin yani? Var ya, size bir şey söyleyeyim. Emin olun artık beklentisi kalmamış. Biz diyor borsa bizim için. İşte haftada bir buraya çok şükür onu yaptılar diyorlar işte. Normalde fatura tescil şartı vardır. Evet. Mubat'ta. Yani çiftçiden mamul aldığınız zaman onu müstahsil düzenlersiniz. Müstahsilden işte o çiftçi destek almak için onu o müstahsili ticaret borsasına tescil ettirmek zorundadır. Yani tek şu an onların beklentisi işte tescilimizi düzgün yapsın, buraya adam göndersin. Yeter, başka ne yapacak bize diyor. Artık beklenti kalmamış. Yani bitmiş yani. Artık herkes kendi imkanlarıyla bazı projeler yapmanın peşinde. Yani bir şey yapacaklığında bence bir çift ilçelerimizin hiçbir inancı kalmamış ama şu an biz yaptığımız listelerde, işte bu oluşturduğumuz yönetim listemizde şu an birçok ilçeden asil listemize temsilci aldık. Şu an hangi ilçe olduğunu burada söylemek tabii, istemiyorum tabii. Çünkü malum bazı sıkıntılar doğuyor akabinde. Biz bu yönetim listemizi ilçeler ağırlıklı oluşturma kararı aldık. Evet. Çünkü şu an Sivas merkezde mesela Şarkışehir düşünün. Hem hayvancılık olarak hem hububat olarak hakikaten çok kendini geliştirdi Şarkışehir ilçemiz. Buradan mutlaka bir arkadaşımız olacak. Yani diğer büyük ilçelerimizden yani kapasite itibariyle hacmi fazla olan ilçelerimizden de yine kendilerinden birini asil listemize almak şartıyla, suretiyle oraların da yapılabilecek işleri oradaki insan daha iyi görür. Orada yaşayan, oradaki sorunu, sıkıntıyı daha iyi bilir düşüncesiyle biz bu yola başvurduk. Evet. İlçeler demiştiniz de siz sanıyorum Ekim ayı yanlış hatırlamıyorsam ya da Kasım ayı gibi toplantı yapmıştınız diye hatırlıyorum. Bir organize olmuştu herhalde değil mi? Böyle bir toplantı yapmıştınız. Önce ilçelerden falan da gelen olmuştu herhalde. Yok, böyle bir çalışmaz oldu muydu? Biz bir toplantı yapmadık. Biz ne yaptık? Biz Ramazan ayında bir iftar yemeği verdik. Evet, evet, Ramazan ayında. Ayında. Evet, pardon, biraz geçmiş. O dönemde işte yeni adaylarımızı yani açıklayacağımız için... Yani orada mı? O zaman adaylarınızı açıklamıştınız. Yeni açıklayacağımız için o zaman da içlerinde pek arkadaşları çağırma fırsatı olmamıştı. İçlerinde herkesin yani Sivas'a çağırmak yerine herkesin yanına gidip tanışmayı, herkesle beraber oturup sohbet etmeyi tercih ettik. O dönem sadece biz Sivas'taki delegelerimizi çağırmıştık evimize. Evet. Tabii ki sadece delege değil, yanındaki misafirlerde. Misafirde. Evet. Açıklamıştık. Tabii özellikle Sivas, tabii şimdi borsa deyince bizim aklımıza yani bizim görünür yüzümüz işte kasaplar, et. Ama tabii şimdi diğer boyutu da var. Yani işte bu etin belli bir maliyete ulaşabilmesi için besicinin maliyetleri var. Yem maliyetleri var, bakım maliyetleri var. Özellikle yem fiyatları Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yem fiyatlarının pahalı, işte haliyle ete yansıyor şeklinde söyleniyor ama yemcilikte Türkiye'nin durumu nasıl? Yani bunda özür dilerim, Sivas'ın durumu nasıl? Yem hammaddelerine de artık biz ithalat yapıyoruz. Yani yem hammaddelerine de biz artık ülkemizde istemiyoruz. Yani bu dolarla tamamen bağlantılı bir şey. Soya alacağız, ithalat yapacağız mecbur. İşte ayçiçek küspesi alacağız, ithalat yapacağız. Artık yani yemde de biz ithalat entegre olduk. Yani kendi kendimize işte şunu üretip karıştıralım, yem yapalım öyle bir şey yok. Şu an Türkiye'de çok ciddi yem fabrikaları var. Çok yoğun şekilde çalışan 15-16 tane fabrikası olan çok büyük gruplar var. Evet. Ve yem fiyatları tamamen onların elinde olan bir durum şu an. Yani bizim burada yemle ilgili yapabileceğimiz olay nedir? Çiftçilerimizin bu yem bitkilerini ekilebilirliğini araştırmak. Bunlar işte yonca olur. Görenge tohum olur, yani işte kepekli alır. Yani bunları yönlendirmemiz lazım. Aksi halde şu an Sivas'ta bir yemle ilgili derseniz bayimiz çok. Bizim üyemiz fazla. Yani hemen hemen Türkiye'de yem üreten her fabrikanın burada bir bayisi var. Evet. O da bunların elindeki bir durum şu an. Yani Sivas anladığım kadarıyla yem üretim üzerine pek uygun değil, değil mi? Yem üretim derken yani yem fabrikası olarak şu an Sivas'ta bir yem fabrikası yok. Yem üretimi derseniz yani bu yemin birçok maddesi var içinde bulunan. Bunların birçoğunu zaten yine ithalat yapıyoruz biz. Hmm.
Alan adam bunu dolarla getiriyor. Yani bu dolar arttığı zaman da ister istemez yansımak zorunda. Şu an 1 kilogram yem 1 lira, 1.25 lira civarında. Kuru yem. Bu yem dediğiniz yani buğdayın tavanın artan kısmı mı yoksa özel bir yem? Yok, buğday değil. İçerisinde proteini destekleyici yani belli bir rasyon olan mısır, yine buğday olabilir, arpa olabilir, soya olabilir. Yani bu kendi rasyonlarını sağlamak için kattıkları birçok ürün var onların. Herkes bu et besiciliği için değil mi? Yani evet. Özellikle. Et için olur, süt için olur. Hepsi her şey için birçok yem çeşidi var artık. Peki Sivas'ta böyle bir şey hayata geçirilebilir mi? Sivas'ta şu an bir yatırım planlaması var. Bir yem fabrikası. Teşvikler de var değil mi? Dediğim kadarıyla bu konuyla ilgili var mı? Yani un ve yem üzerine pek bir teşvik söz konusu değil. Çünkü şu an Türkiye'de haddinden fazla bir yem fabrikası var. Çok üzerinde yani. Normal ihtiyacın neredeyse. Peki niye bu kadar pahalı başkan? Yani özellikle madem 15-16 tane fabrika var. İşte 15-16 derken yani 15-16 çok fazla. Ama şey ham maddenin dövize bağlı olması aynen, değil mi? Böyle aynen, açıklamak aynen. Mümkün. Evet. Peki şey soracağım. Özellikle yani Sivas deyince aslında hep insanlar hakkında hep şey hayvancılık tarım kaldı ama çevre iller eşdeğer şekilde işte bize kim benzeyebilir bilemiyorum hayvancılık anlamında ama diğer illerde durum nasıl yani Sivas hangi yönleriyle önde hangi yönleriyle geride bunu değerlendirmeniz mümkün olur mu? Şu an Sivas hiçbir yönüyle önde değil. Mesela bizim eskiden koyunculuk derlerdi Sivas'ın Kangal'ın koyunu çok meşhurdu evet. Falan. Şu an bunlar da bitmek üzere artık biz burada da çok geri kaldık. Ben Erzincan'ın şu an Sivas'ı geçtiğini düşünüyorum koyun üzerine. Hayvancılık üzerine. Hububat üzerinde de böyle devam ederlerse emin olun biz Sivas'ı bu kadar sahipsiz bırakırsak Sivas maalesef burada da ciddi şekilde geriye gidecek. Çok acil, çok ivedi bir şekilde bilinçlenip belli bir kitleyi oluşturup tarım ve hayvancılığa ciddi müdahale etme zamanı geldi diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Yani bu yani düşünün şu an Sivas'ta çıkan bir buğdayın alıp satan adam, yani adam demeyeyim de bizim üyemiz, işletme sahibimiz, bu buğdayı bırakın normal un imalatına, makarnaya falan satmayı, yem fabrikalarına dahi satamaz hale geldiler. Yani bu buğday yem ham maddesi dahi olmayacak seviyeye geldi. Ha, kalite anlamında mı? Kalite anlamında. Neredeyse standart dışı işte bu bize uymaz diyen firmalar var artık. Şu an biz buğday olarak hakikaten oldurmaya geldik. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni yine sadece borsayla ilgili bir durum değil. Yine borsanın sadece yapabileceği bir şey yok esasen. Bunun nedeni biz yanlış ürünü mü ekiyoruz acaba? Yani acaba bizim başka tohum araçlarına mı girmemiz lazım? Farklı buğdayları mı denememiz lazım? Bu buğday olmuyor veya buğday hiç olmaz mı? Burada pancar mı olur? Yani bunun ciddi araçlarına girmek lazım. Yazık şu an ben çiftçimizin de çok para kazandığını zannetmiyorum. Dönümünden 150 kilogramla 200 kilogram arası buğday alacaksınız. Bu mazot fiyatlarıyla, bu gübre fiyatlarıyla, bu yem fiyatlarıyla mümkün değil. Burada çiftçimizin de para kazanacağı yönünde benim bir kararım yok. Kesinlikle onlar da sadece ancak geçimini sağlayabilirler. O da sağlayabilirler ise eğer. Yani öncelikle maliyetimizin düşürülmesi lazım. Değil mi? Bunu görüyoruz en azından. Evet. Daha nitelikli ürünler hayvancılıkta da olsun, tarımda da olsun. Evet. Bunların bir şekilde sahaya... Şu an işte teşekkürler devletimizin şu an işte çiftçiye ciddi mazot desteği olacak inşallah. Hemen hemen neredeyse yarısını. Sanırım resmi gazete 2 gün önce yayınlandı. Yani bunlar işte devletin yapabileceği bu tip teşviklerdir. Burada sivil toplumların yapacağı ise daha verimli, daha etkili, daha teknolojiyi kullanarak, daha kaliteli nasıl yaparız? Biz bunun peşine düşeceğiz artık. Tabii yani. Diye bütün sivil toplumunu örgütleyerek, gerekirse öncülük ederek, gerekirse böyle yani bağırarak, çağırarak demeyelim de böyle her gün sorunumuzu, sıkıntımızı dile getirerek biz bunun peşine düşmemiz lazım. Şunun için sordum. Yani ben şu anda karşımda Sivas Ticaret Borsası Başkanı da Hayrullah Karakaya değil. Yani sonuçta ben bir Sivaslıyım. Bu şehirde yaşıyorum. Evet. Daha iyi istiyorum. Bu sektörde var. Yani bir, böyle bir dost alışverişi, bilgi alışverişi evet. Olsun, dostça bir bilgi alışverişi olsun şeklinde. Hem öğrenmek istiyorum hem de Sivas'ın aslında şu anlamda katılıyorum. Yani Sivas'ta gözüken gözükmeyen ciddi bir sıkıntı var. Üreticide de, çiftçide de, tüketicide de yani tüccarımızda da, sanayicimizde evet, de, yani her gün yeni firmaların kapandığı haberleri geliyor kulağımıza. Üzüntü veriyor, üzüntü verici. Bunun önüne bir şekilde geçmek lazım. O konuda haklısınız. STK'ların öncelikleriyle taşın altına sokması lazım. Evet, bunda da hemfikiriz. Söylenecek çok şey var ama bunu sizlerin aslında söylemesi gerekiyor. Peki,
Dedi ki gerçekten Sivas bir tarım şehri, bir ziraat şehri. Ancak özellikle şunu biliyorum ben, siyasiler özellikle söyleniyor. İşte sulanabilir tarım arazisinden bahsediyorlar. Diyorlar ki Sivas'ta sulanabilir tarım arazisi var ama yapılmıyor. Yani yer yer yapılmıyor. Belki de yanında altında. Neden yani? Halkımızdaki yani, bu halkımızdaki böyle bir bitmişlik duygusu mu var? Evet, tükenmişlik var. Sendromu var. Nedir bu? Aynen yani? Tam olarak öyle yani. Ya biz ektik de işte oldu da Allah verirse verir, Allah vermedi. Yani böyle biz işi inancımız gereği tamam Allah verirse verir çok güzel ama biz önce bir isteyeceğiz, çalışacağız, mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz ki sonunda Rabbimin takdiridir. O ne uygun görürse odur, doğrudur. Yani diyoruz ki biz işte bu gübre mesela, gübre yani. Bu bölgeye bu gübre olmaz. Sizin bunu atmanız lazım. Bununla karıştırıp bunu atmanız lazım. Ya kim uğraşacak ki artık diye. Öyle bir bıkkınlık, usangaçlık. Artık bu seviyeye gelmişiz. Zaten çıksa da para kazanamıyoruz. Çıkmasa da karnımız doyuyor. Artık bu düşüncelere gelmişiz. Umarım biraz daha halkımıza heyecan getiririz. Biraz daha halkımıza özgüven getiririz. Biraz daha böyle işte başarma duygusu oluşur insanlarda. Evet. Yani Sivas ne kadar büyük olursa, güzel olursa, kaliteli olursa, Sivas ekonomisi ne kadar büyürse bölgemiz büyür. Bu bölge ne kadar üretimini artırır, büyürse ülkemiz büyür. Yani hiçbir gıda ürününü ithalat yapmasak, hatta dışarıya satsak kötü mü olur Mehmet Bey? Evet. Yani bu şekilde madem ki biz teknolojide bir şey yapamıyoruz, dışarıdan sürekli alıyoruz, almak zorundayız. Çok geri kalmışız. Hiç olmazsa tarım ürünlerinde, bu tip gıdalarda dışa bağımlılıktan ziyade dışarıyı bize bağımlı hale getirmek lazım. Evet. Mesela şu an fındık, yani Türk dünyanın çok büyük markası şu an Türkiye'ye bağımlı olmamak için dünyanın bir ülkesinde, zannediyorum Şili'ydi. Orada çok ciddi bir artık fındık üretimini teşvik edici, böyle işte beleş, bedelsiz, işte fideler, ağaçlar hibe etmek şartıyla. Neden? İşte sırf Türkiye'nin şu an fındıkta malum dünya birincisiyiz. Bu birinciliğimizi dahi ortadan kaldırmak için, Türkiye'ye bağımlı olmamak için böyle çalışmalar var. Bütün dünya bir olmuş adeta Türkiye'nin hiçbir yerde olmasın. Hiçbir şekilde Türkiye olmasın, her şeyiyle dışa bağımlı olsun. Artık bunların bir dur demek lazım, bir heyecan katmak lazım, biraz gençleştirmek lazım kanısındayız. Evet. Biz koşacağız diyoruz, biz ve koştukça göreceğiz, gördükçe de daha iyi şeyler düşüneceğiz ve çıkaracağız projelerimizi ortaya. Yani şu an çok büyük de böyle projeler ortaya sunmuyoruz biz zaten. Geldiğimiz vakit çok zaman kaybetmeden, yani belli başlı bir şablonların dışına çıkarak ciddi şekilde koşacağız, kendi hayatımızı, bir bölümünü bu şekilde feda edeceğiz yani. Bunun açıklaması bu. Ama evet. En azından bir dinamiklik getireceğiz diyorsunuz. Kesinlikle, ondan hiç şüphemiz yok. Çok daha iyisini yapacağız. Tabii bu projelerin düşündüğünüz, hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeler de vardır. Muhakkak onları da konuşacağız ama. Projenin bir ayağında siz varsınız. Bir ayağında üretici var. Bir ayağında devlet var, siyasi idare otorite var. Bir ayağında da tabii şey var. Yani halkımız, tüketici vasfıyla bunlar var. Bunun organizasyonu da aslında sizin üstünüzden yapılması, yani öyle gerekiyor bir anladığım kadarıyla. Yani çok şimdi, her ne kadar devlet, işte mesela biraz önce şeyden bahsettik. Yeterli nitelikli buğday Sivas'ta yapılmıyor. Yani artık üreticinin bunu almamayı düşündüğünü bile ifade ettiniz. Bunun bir organizasyon, bir ekip işi olacak diye düşünüyoruz. Birlikte çalışmayı da gerektirecek. Bu konu hakkında tabii muhakkak diğer kurumlarla görüşüyor, alışverişiniz oluyordur. Onlar ne düşünüyorlar? Yani bu konuda size nasıl bir katkı sağlayacaklar? Tam olarak bir bağlayamadım. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi sadece siz değilsiniz. Devlet var, işte Gıda Tarım Müdürlüğü olacak. Değil mi? Teşvik kuruluşlar olacak. Bunların size bakış açıları nasıl? Yani birlikte çalışma duyguları, arzuları? Yani illaki çalışmamız gereken kurumlar illaki var. Mesela bir hayvan borsası, hayvan pazarı ve bir buğdayla ilgili bir depom olur. Lisanslı depoculuk tarzı bir birim, bir alan oluşturmak için Sivas Belediyesi mutlaka çalışmamız lazım. Mutlaka yardımlara ihtiyacımız var. Mutlaka destek. Belediyeler değil mi? Bir paydaşlar. Yani Ticaret Borsa Denetim Kurumu çok büyük bütçeli olan bir kurum değil. Çok büyük bir gelir olan kurum değil. Yani bununla ilgili işte yer tespitinde yapılabilecek de mutlaka Sivas Belediyesi'nin il özel idaresinin katkısı olması lazım. Zaten onların bir katkısı olmazsa bu işlerin hepsi hayal ürünü. Diğer kurumlarında bu tamam, işin paydaşları. Tamam, ne yapmak lazım o zaman? Buradaki üyelerin tamamını bir araya getirip işte zahirci arkadaşlar buyurun gelin. Biz de borç olarak burada da olalım içinde. Bir proje hazırlayalım hep beraber. Herkes sermaye koysun ortaya. Buna giren olur. Fakat
sermayesi gereği, gücü gereği girmek istemeyen de olabilir. Çok büyük yatırımlar gerekiyor mu ki bunlar? Gerektirir mi en azından? Bence gerektirir. Mesela bir şu an Sivas Ticaret Borsası olarak şu an Türkiye'nin birçok yerine gittiğimiz zaman işte Konya lisanslı depoculuk borsa adına kurmuş. Üyelerine çok güzel hizmetleri sunabilen bir borsa haline gelmiş. Depo hizmetlerini veriyor. Tabii depo hizmeti, saklama hizmeti, depolama hizmeti, tekrar sevkiyat hizmeti. Bunların tamamını veriyor. Sadece Sivas'ta bu da sıkıntı değil mi Harullah Bey? Yani bu depolama gerçekten Sivas'ta yetersiz herhalde. Çok kesinlikle. Şu an Toprak Mahsulü Ofisi'nin ve işte Şarkışla'da, diğer ilçede insanların kendi gücüyle yapmış olduğu silo var ama çok yetersiz şu an. Ya bunun da bir şekilde hayata geçmesi lazım. Kesinlikle, kesinlikle evet. Evet. Evet, merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu, özellikle sizin içinde bulunduğunuz sektör ekmek. Evet. Değil mi? Dün itibariyle mesela gramajı düşürüldü ekmeğin. Fark ama, ettiniz galiba. Tabii ben, özellikle büfe söyledi bana. Onunla ilgili konuşacağız. Yani ekmek uzun süredir, ne kadar süredir fiyatı aynıydı bilmiyorum ama. Ekmeğin bir senedir fiyatı aynıydı. Bir yıldır aynıydı. 2017 yılının Şubat ayına 90 kuruş olan ekmek 1 lira olmuştu. Nasıl şimdi, değerlendiriyorsunuz bunu peki yani? Yani emin olun biz o sektörde de varız. Ticaret odasında ben o grubu temsil eden meclis üyesiydim zaten. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda. Yani maliyetlere baktığımız zaman hakikaten çok cüzi karlar var. Yani böyle bir insan düşünün. Ancak kendi evini geçindirebilecek kadar bir karı var. Bir geliri var bir fırın işletme sahibinin. Çok ciddi mesela onun yükümlülükleri var. Tarıma karşı, çalıştırdığı işçilere karşı. Yasal sorumlulukları var. Çok ciddi yasal sorumlulukları var. Fakat yasal sorumluluklarına beraber emeğine, iş gücüne 7-24. Gecesi olmaz, gündüzü olmaz. Yani özür diliyorum, cenazesine ağlattırmaz. Düğününde düğün bilmez fırıncılık. Böyle bir sektör. Hakikaten yasal sorumluluğu çok ağır olan bir sektör. Sürekli denetime tabi olan bir sektör. Fakat dönüşünde karına baktığımız zaman kesinlikle bunları karşılamayacak bir sektör olduğu ortada açık ve net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şimdi geçtiğimiz yıldan bu yılın 1 Ocak itibariyle kodeks değişti malum. Ekmek israfı çok fazladı. Yıllık 1,5 milyar adet ekmek maalesef çöpe gidiyordu. 250 gramdı ekmeğin minimum. Gramajı evet bir kontrol de aslında sağlıyor. Kodeks şuydu. Tamam. Minimum 250 gram yapılabilirdi bu ekmek. Yani düşünün, bir ekmek alıyor az, iki ekmek alıyor fazla. Evet. Şimdi tekrar israf ana tema olmak üzere bu ekmek gramajını 200 grama çekilebilirliğini hükümet kodeksi değiştirerek onayladı. Tarım Bakanlığımız onayladı. 1 Ocak itibariyle bu Türkiye'nin birçok şehrinde zaten yürürlüğe girdi. Direkt ekmek gramajı 200 grama düştü. Fakat Sivas'ta biz bazı durumlardan dolayı işte bizim onu fiyat tarifesi olarak 200 gram ekmeği bu fiyata satma ihtimalimiz olmadığı için biz düşünmemiştik. Sivas esnaf olarak. Onun da onayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odası, Gümrük Bakanlığı varlıktan aldıktan sonra 2 gün önce 200 grama düştü ekmeğimiz. Evet. Yok şu bakış açısınız doğru. Yani özellikle israf boyutunu düşünmedik. Yani gerçekten ekmek küçük olduğu zaman israf daha azalıyor. Farkındayım evimizde, en azından evimizde mi biliyoruz. Evet. Tabi bu da bir sonuçta ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. Ekmekten laf açıldı. Yani sonuçta buğday şehriydi Sivas. Sizin de bahsettiniz ama buğdayda sıkıntımız var. Ciddi sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz en azından. Evet. Peki şunu söyleyeceğim. Topraklarımızda kullanılan, bu üretim için kullanılan kimyasal ilaçlar var. Bir nevi tabi bu şeyi de etkiliyor. Buğdayın kalitesini muhakkak etkiliyor ama bunu ne önermek lazım? Yani insanların yeniden bir yapmak mı lazım? Her şey yerine başlamak mı lazım? Yoksa Sivas'ta bir analiz yapıp, saha analizi. Çünkü bununla ilgili çalışmalar da vardı aslında. Şu an tabii Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar var. Şu an deneme üretim yaptırdığı buğday çeşitleri var şu an Tarım İl Müdürlüğü'nün. Onlardan hangisiyle ilgili daha verimli ve daha kaliteli bir sonuç alınırsa onun üzerine zaten gidilecek. Bu sene sorunlaşır bu hasat zamanı inşallah. Şu an bunun tespitinin ilk aşaması gerçekleşecek. Ve bir dahaki hasat ekim zamanına da artık o hangi buğday daha verimli, daha rantabil olduysa onun üzerine öyle gidilerek ciddi şekilde çağrışım yapılacak çiftçi arkadaşlarımıza, çiftçi kardeşlerimize. Evet. Başkanım, kısımda şeyden konuştuk. İşte kasaplardan, hayvancılıktan, gıdadan, buğdaydan, yemden konuşurken insanların beklentileri. Evet, beklentileri de var. Onları da konuşacağız ama biz kasap deyince aklımıza bir bayramda geliyorsunuz. İşte bir de
et ihtiyacımız olursa aylık artık nasıl yapılıyor bilmiyorum ama evet. ihtiyacımız akıllı geliyor ama kasapların genelde sorunları var yani iletiyor anladığım kadarıyla. Özellikle bu kasapların sizden beklediği evet. Buyurun. Biz tabii ki gezdiğimiz zamanlarda genelinde çok basit fakat çok büyük bir problem vardı esasen. Yani şunu girdiğimiz kasapların %90'ı bize söylediler. Hani malumunuz Kurban Bayramı sonrası ilk günü ve sonraki 4-5 gün ciddi bir et çekme olayı var. Evet. Şimdi biz mağaraya baktığımız zaman apartmanın altında çocuklar çıkarmış, koymuş maçını oraya, et çekiyorlar. Özür diliyorum, bilgisayarcı, tuhafiyeci. Evet. Yani bu et çekmek için gayri sıhhi mühendis olmasın. Olması lazım. Yani diyoruz biz bu sorduğumuz zaman kasap arkadaşımız, siz bunu daha önce hani borsamız sizi yılda bir geliyor, yılda bir size ajanda veriyor. Veya çikolata veya takvim. Söylemediniz mi? Söylüyoruz. Garip olan bunların 7-8 yıldır söylenmesine rağmen hiçbir girişim olmadı abi. Hiçbir girişim olmamış yıllardır. Biz şunu söyledik kasaplara, özellikle bizim tabii ki çok ciddi mücadele vereceğiz. Ve biz şunu söylüyorum, bu kanunen yasak. Kasap esnafı hariç başka bir esnafın veya şahsın et çekmesi yasak. Tabii mamülü başka bir mamüle dönüştürüyor. Yani ben nereden bileyim, oralar kontrolsüz. Adam depoda bir et çekme makinesi var, belki bilgisayarcı. Deposundan et çekme makinesini çıkarıyor, o paslandı mı bir senedir. Veya içinde fareler mi gezdi, içinde fareler mi yavruladı, ne oldu, ne bitti, o bir senedir orada depoda bir yerde duruyordu. Bilgisayarcı veya tuhafiyeci veya şahıs, o bir senedir onu kullanmıyordu ki. Ama bizim kasap esnaflarımız sürekli denetime tabi zaten. Sürekli denetime tabi olduğu için böyle bir olay olma olayı imkansız. Zaten her türlü ruhsatı var, izni var, belgesi var. Fakat Kurban Bayramı sonu malum bunun ciddi bir satışında da düşme olacak. Bir ay, iki aylık, üç aylık süreçte. Hiç değilse yani bunun da hayatını idam ettirmesi için, zaten böyle olması için bu et çekme olanını sadece kasaplar yapması lazım. Bizim borsamız üyesinde bu hizmeti dahi sunamamış ya. Bu hizmeti dahi sunamamış ve sunmak için mücadele etmemiş. Mücadele etmemiş. Biz buradan onun da sözünü verelim. Malum seçim Nisan'da. Kurban Bayramı da takriben 8. ayda filan. 8. 9. ay arasında. Evet, yani 6 Eylül'e mi geliyor? Eylül'e geliyor, evet. Söz veriyoruz. Bu ilk Kurban Bayramı'nda. İlk Kurban Bayramı'nda bunun önüne geçeceğiz. Gerekirse o ilk Kurban Bayramı'nda biz yeni yönetim olarak Sivas'ta nöbet tutacağız. Gerekirse biz gezeceğiz. Tabii o kadar açık ve net konuşuyorum. Yani ben şuna da katılıyorum. Yani sağlık açısından son derece tehlikeli bu bir. Kesinlikle tehlikeli. İkincisi de şu, sadece sizin değil Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nün Sağlık İl Müdürlüğü'nün de ilgi alanı ve sanırım yetki alanı bir şekilde müdahale olması lazım. Çünkü o konudan evet rahatsızız, hoş da olmuyor ama evet. Çünkü gıda ve et yani direkt vücuda etki edebilen, sağlığa etki edebilen bir o konu olduğu için bu konunun önce bence önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah o konuyu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kesinlikle önüne geçeceğiz. Yani o biz onu niye söylemiyoruz? Çünkü o bir proje olamaz. Çok büyük bir beklenti olamaz. Bir gereklilik diyorsunuz aslında. O sadece yapılması gereken bir gereklilik, bir zaruriyet. O evet. Çok basit. Bir basın sıkmasıyla. İşte böyle bir denetim yapılacağı. Ve bu denetim sonucunda, cezaları var ve bu denetim sonucunda tespit edilirse, çok ciddi ceza yazılacağı, kamuoyuna duyurulursa zaten bu işin otomatikman geçilmiş olur diye düşünüyoruz. Geçilmesi lazım diye de düşünüyoruz. Geçileceğiz de bunda kimsenin şüphesi olmaz. Evet, bayram dedik. Bayram işte özellikle hayvancılıktan konuşurken Sivas'ta bir Türkiye'de aslında bir sadece Sivas'ta değil ama bir hayvan açığı gözüküyor. Evet. Fiyatların yüksek olmasından işte başta ilk programın ilk kısmında saydığınız nedenlerden dolayı ama bir ara işte dişi hayvan kesimi yasaklanması ile ilgili konular gündeme geldi. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne yapmak lazım ya bu konuda? Bununla ilgili tabii ki uzun vadede açıklama yapmak, karar almak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi düşünün bir üretici, bir çiftçi beslemiş bunu besleyeceğim, kurbanla satacağım diye kafasına ayırmış onu. O hayvan kurbanlık olacak. Şimdi bunu hiç dışarı çıkarmamış. Beslemiş. Bu kurbanlık olacak. Kurbanlığın beslenme şekli ayrıdır yani. Onun farklı bir yöntemi var. Farklı evet. Bir metodu var. Şimdi Kurban Bayramı'na bir ay kala haydi dişi mal kesme yasak. Şimdi bu adam ne yapsın? Bu bence biraz daha planlı. Biraz daha programlı. Yani mesela bir yıl önce dese ki işte bir dahaki Kurban Bayramı'nda dişi mal kesilmeyecek. Satış olmayacaktır değil mi? Kesilmeyecek kurbana.
satışı işte şu şekilde, şu şartlarda olabilecektir ama kurban da kesilmeyecektir derse, ona göre insanlarımız tedbirini alır. Ona göre erkek hayvanı beslerler. Kurbana ihtiyacını o şekilde karşılarlar. Peki şu anda böyle bir uygulama var mı? Şu yani anda uzun bir projeksiyon için yani. Yani geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda böyle bir karar vardı ama ne kadar uygulandı, ne kadar uygulandı esasen. Ama tam şöyle olarak bir şey tespit yapıldı yani, mı yapmadı. Mesela bunu şimdi her hayvanın bir küpe numarası var mesela. Yani küpesinde bu hayvanın cinsi, ırkı falan yazıyor diye biliyorum. Yani o küpeyi takip etseler. Değil mi? Sağlıklı bir takip. Sağlıklı bir takip olsa veya işte o aldığı vatandaş işte kurbana küpesi buydu, aldım gönderdim bir yere gibi bir metot olsa. Hemen bilgi akışı, bilgi daha canlı değil mi? Daha canlı olsa herkes takibi de kolay olur. İşte açıkladığı karar yaptırımlı olmuş mu olmamış mı bunu takip edebilir diye düşünüyoruz. Fakat bir ay veya 15 gün veya bir hafta kalası böyle bir karar vermek çok sakıncalı bir karar diye düşünüyoruz biz. Evet yani süreci biraz daha geriye çekip. Aynen öyle. Bir yıl, belki iki yıl. Değil mi? Bence de yapılması lazım diye yani, düşünüyorum. Yani belki 2 yıl yani adam 2 yıl ona göre o şekilde müdahale ediyor, o şekilde İş hayvanı evet. Yani çünkü aynen ülkede öyle. Gerçekten o anlamda bir şey açığı var. Evet. Tabii özellikle şeyden bahsettik. Bu Nisan'daki seçimden konuşalım isterseniz. Evet. Nisan'da Hayrullah Karakaya çıktı. Bundan 8 ay önce dedi ki ben adayım dedi. Evet. Sivas'ı tanıyan tanımayan, tabii sizin kendi camianız yani bu sizin odan borsanın üyeleri muhakkak tanıyorlardır. Onlara ne söylemek istiyorsunuz? Neler var diyorsunuz? Yani biz devam edelim. Bu seçim sürecine biraz erken çıktık. Seçimlerin normal tarihinde yapılması düşüncesiyle. Biz seçimlerin bu kadar geç bir tarihe kalacağını hesap edememiştik. Yani planımızda böyle bir şey yoktu. Bizim beklentimiz 2017 yılının Nisan-Mayıs dönemindeydi. Çünkü 4 yıllık bizim görev süremiz o dönem dolmuştu. Yani tam bir sene önce. Uzatıldı mı? Normalde seçimler Ekim-Kasım döneminde yapılır. Fakat biz 2013'te seçimleri Mayıs ayında yaptığımız için Mayıs döneminde, Şubat döneminde dedik ki biz tekrar 4 yıl sonra ne zaman? Şubat'a denk geliyor. Yine 4 yıl sonra olur. Veya 3 ay önce Ekim-Kasım'da olur. O zaman 3,5 yıl oluyordu. Mayıs'ta olsa tam 4 yıl oluyordu. Ekim'e Kasım'a kalsa 4,5 yıl oluyordu. Uzamaz dedik. Biz 2017 yılının Mayıs ayında olur beklentisiyle biz biraz erken hareket ettik. Sonra Ekim seçimleri normal işte Ekim-Kasım döneminde yapılacağı konuşuldu. O zaman 4,5 yıla çıkıyordu süreç. Hı hı. Dedik ki tamam bu kesinlikle yapılır. Biz Haziran ayında startı verdik. Ve çok yoğun şekilde, çok hızlı tempoda, ciddi şekilde efor sarf ederek, gezerek. Zaten birçoğunu tanıyoruz. Birçoğuyla ticaretimiz var. Birçoğuyla iç içeyiz sürekli. İşimiz icabıyla. Seçimlere bir hafta kala, yani Ekim 1'de borsa seçim olacaktı. 25-26 Eylül'de. Seçimler kanun hükmünde kararnameyle, Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan ayına ertelendi. Ha şimdi yine ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Şu an onda da kimsenin garantisi yok. Bir kararla ertelenebilir. Bu inşallah Nisan ayında ama yapılacağı yönünde ciddi görüşler var. Tabii biz çok erken yola çıkıp çok ciddi mücadele edince açıkçası bizim borsayla ilgili hakikaten söylüyorum. Seçimi kazanmak veya kaybetmek demedim de bu seçim sürecini rahat bir şekilde atlatıp borsanın yönetimine gireceğimizden hiç şüphemiz yoktu bizim. Ya seçim bizim için buradaki bir kapıydı, açıp girecektik biz. Kazanan veya kaybeden olmayacaktık biz. Fakat emin olun o kadar hareketler yapıldı ki, o kadar böyle işte uygulamalar, böylece değişik uygulamalar yapıldı ki artık ya biz dedik ki bu ticaret borsası nasıl bir kurum ki? Bu koltuk nasıl bir koltuk ki buradan kalkmamak için hiç başvurulmayan yollara veya bizi tanıdığın, bildiğin halde etik olmayan uygulamaları hakikaten çok yaptılar. Bunlara hiç gerek yoktu. Birçok arkadaşımızın ticaretiyle oynadılar. Yani seçim bir tarafa dursun da, yani bir kanun vardı, işte üyelik askıya alınır, bir kil teçhil etmezsen. Ben diyorum, ya madem böyle bir kanun uygulayacaktınız, 14 senedir neden uygulamadınız? Veya uygulayacaksınız tamam. Neden tebligat? Hani sürekli bir mesaj ya. Mesaj atıyorsunuz işte. Borsa başkanımız şu an canlı yayında konuşuyor. A Haber'de konuşuyor. Borsa başkanımız her şeye mesaj atıyorsunuz. Bir mesaj atmak çok mu zordu? Sayın kıymetli üyelerimiz. Borsanın 32. Borsa Kanunu 32. maddesine göre 2 yıl boyunca tescil işlemi yapmayanların üyeliği askıya alınır. Seçme ve seçilme hakları olmaz diye bir SMS atamaz mıydınız? Çok iyi niyetliyseniz eğer. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Keşke böyle yapmasalardı.
Keşke bu kadar bu seçimi böyle işte bizi güya ortaya düşürüp bizi olduğumuzdan farklı göstermeyesin. Ama biz bunun da farkındayız. Kesinlikle biz bu provokelere gelmeyeceğiz. Biz insanlığımızdan, beyefendiliğimizden, adamlığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Biz sadece işimize bakacağız ve her şeye rağmen, bütün bu çirkin oyunlara rağmen, bütün engellemelere rağmen yine herkes hak ettiğini bulacak diye kanımız var. Bundan da şüphemiz yok. Evet. Daha önceden görev yaptınız mı böyle? Ben Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda 5 yıl oldu şu an. Çünkü seçimler uzayınca 5 yıldır meclis üyesiyim. Ticaret borsasında herhangi bir göreviniz olmadı. Yok, olmadı. Sadece hayır. Ticaret borsasında. Evet, ticaret borsası yine tarım ve hayvancılık bölümünden meclis üyesiydik. Peki ticaret odasının o yani sizin ilgilendiren kısmında bakışı nasıl Sivas'a? Yani işte biz birinci grup olarak işte bu ekmekle ilgili, hayvan hareketleriyle ilgili, tarımla ilgili biz sorunları emin olun dile getirdik. Mesela bir hayvan hareketleriyle ilgili, hayvan satışıyla ilgili bir sorun vardı. Bir kanun çıkacaktı. Evet. Biz birinci komite olarak bunu tabii ki bu beklenti nasıl çıkacak, nereden çıkacak? Şey şuydu, çıkacak olan tasarı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ikiye bölmüşlerdi. Batıdan, işte soldan sağa her türlü satış yapılabilir. Hayvan işte hareketleri, hayvan işte geçişleri yapılabilir, sıkıntı yok. Fakat Sivas'ın da içinde olunduğu o sağ taraftan, düşünün diğer tarafa satış yapmak için yapacak bir üreticimiz bizim, esnafımız. Kaç hayvan satacağız? 15-16 hayvan veya 20 hayvan. Hepsinden numune alacağız, kan örneği. Ankara'ya göndereceğiz. Tahlile mi? Tahlile göndereceğiz. 15 gün bekleyeceğiz. Bunun bir bedeli var, bunun bir zamanı var, bunun bir zaman kaybı var. Göndereceğiz. Sonuca göre hayvan oraya sevk ettirebileceğiz. Sivas da bunun içerisindeydi. Ben en büyük yaptığımız işin hayvancılık adına bu olduğunu düşünüyorum esasen. Yani bunu hemen başkanımıza mecliste söylemek suretiyle dedim ki çok büyük bir yanlış. Yani biz Kayseri Sivas'a istediği gibi hayvan gönderebilecek ama Sivas Kayseri'ye gönderemeyecek. Bu konumdaydı. Şu an çok şükür Sivas'ı tabii ki ticaret odası yönetiminin de çok ciddi gayretiyle, çok ciddi hemen hızlı hareket edip operasyonuyla Sivas'ı buradan çıkardık elhamdülillah. İşte ekmekle ilgili düzenlemelerde aktif üyelerimizin istediğini, üyelerimiz bizden ne istediyse mücadelemizi verdik. Yaptık, yapamadık ama birçoğunu gerçekleştirdik bu konuda. Yani söylediğimiz sorunlar ticaret odasında hızlı bir şekilde olumlu veya olumsuz cevap buldu. Çünkü biz teklif ederiz, yönetim icradadır. Yönetim kurulu uğraşır. Çünkü orada biz malum 4-5 sene önce yönetme falan değildik. Biz yeni meclis olduğumuz için. Osmanlı yönetimine bu konuyu ilettik. İlettiklerimizle ilgilendi sağ olsun. İlgilenmediği veya oldu demek istemiyoruz da olumlu cevap alamadığı da olmuştur sorunlardan. Yani ticaret odasında ben bu pozisyonda üzerimde düşeni layıkıyla yerine getirdim. Yerine getirdiğimiz yerine getirdim. Evet. Yerine. Şu an bizim üyelerimize de bunu sorduğumuz zaman. Diyorsunuz, ticaret borsasında da aynı şekilde. Yani işte ticaret borsası, ticaret odası yani bunların her biri bir birlikte mesela bir tarım platformu var Sivas'ta. Tarım platformu. Evet. Biliyorum. Yani burada odanın işte başkanı var. Ticaret odasından bir arkadaş var. Yani devlet resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin tarım üzerine ne kadar sivil toplum örgütü varsa tamamının yetkilisi orada olduğu çok ciddi bir yani oluşulan platform. Biliyorum ben bir toplantıya katılmıştım. Evet. İnşallah onu daha etkin hale getirmek için daha böyle yaptırım gücü olan demeyelim de yani böyle düşünün bu karar buradan çıktı bu uygulanacak bunun sonucu alana kadar bırakılmayacak peşi. Bu şekilde bu platforma emin olun çok daha iyi çalışacağımızı düşünüyoruz. Şu an mesela ticaret odasından oradan temsilci arkadaşımız var, inşaatçı. İnşaatçının tanımına bağlı olamaz. Yani olamaz yani. Niye? Çünkü şu an Sivas Ticaret Odası yönetiminde gıda ile ilgili veya tarım hayvancılığı ile ilgili o gruptan, o meslek komitesinden bir arkadaşımız olmadığı için şu an inşaat işiyle uğraşan bir abimiz şu an tarım platformunun ticaret odasının temsilen gidiyor. Bu buraya bir katkı sağlayabilir mi? Evet. Maalesef. Bu yanlışların önüne geçip, bu platformu tekrar gözden geçirip, tekrar değerlendirip olması gerekenleri tekrar koyduğumuz zaman inşallah çok daha verimli çalıştıracağımızı düşünüyoruz. Evet. Tarım platformunda. Evet. Erlak Bey, şey, bize dayılan sürenin sonuna geliyoruz ama tabii bu klasik artık seçim zamanı
verilecek mesajlar daha önceden insanların kulağına gitmesi lazım. Bu amaçla da basın yayın kuruluşları önemli. Seçim bu yarın olacakmış gibi düşünelim. Ve seçmenimiz sizden mesaj bekliyor. Adayınız, adaylar, delegeleriniz. Ne söylemek istersiniz? Yani onların çoğu zaman söylüyorsunuz. Gezdik, ilçe ilçe dolaştık. Daha da dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün, evet, devam edecek diyorsunuz. Bugün buradan ne söylemek istersiniz onlara? Yani seçmenimiz bizim her şeyi gördü. Her şeyin farkında. Sağ olsun basının sayesinde. Her şeyi bu tip seçim sürecinde yapılan yanlışları aktarma fırsatımız oldu onlara. Kendimizi tanıtma fırsatımız oldu. Zaten tanıyorlardı. Bizim üyelerimiz her şeyin farkında. Emin olun her şeyin farkında. Yani bizim böyle düşüp de ağlamayacağız. Yani biz işte yanlış yapıldı bize, biz mağdur değiliz. Mağdur da kendimizi hissetmeyeceğiz. Biz, önemli değil, 100 tane arkadaşımız oy kullanamayacak. Onların şu an kalpleri bizle, ruhları bizle. Emin olun şu an o 100 tane atılan diyorum ben, askıya alan demiyorum. Çünkü atıldılar. Bizim... Yani yönetim, iradeleri ipotek konuldu diyorsunuz. Bizim yönetim listemizde olan insanları dahi attılar. Yani açıklamıştık biz. Bu insanlarla beraber yol yürüyeceğiz. Bu insanlarla beraber biz bu seçimi kazanacağız. Şu an orada etkisi biraz daha fazla olan arkadaşlarımızı resmen attılar yani borsadan. Şu an seçme ve seçilme hakkını elinden aldıkları gibi ticaretlerini engelliyorlar. Bunlara gerek yok. Yasal esas. Bir dayanağı var mı? Var. Var ama hiç uygulanmamış şimdiye kadar. Yönetim kurulunun teklifiyle uygulanabilir diyor. Tam uygulayacaksın. Bizim işte en büyük dileğimiz şuydu. Keşke bir mesaj atsaydın da. Bir mesaj gönderseydiniz yani. O gün mesela ben gördüm. Bir televizyonda canlı yayına çıkacakmış. 15 tane mesaj attılar. Arka arkaya. Aman birazdan canlı yayında. Birazdan şu an canlı yayında. Şu an konuşuyor. Bunları çok seri atıyorsunuz. Evet. Hiç anında. Aynı gün. Bunu atamaz mı? Neyse oralara girmeyeceğiz. Biz mağdur değiliz ama. Çünkü şu an orada atılan arkadaşlarımızın bir oyu gittiyse emin olun belki hepsi ikişer oyla tekrar geri gelecek. Onlar her şeyin farkında. Bu bizim üyelerimiz bunu çok iyi gördü, analiz etti ve bu oyunu bozacak iradeye sahipler. Kesinlikle onların vereceği karara bizim saygımız sonsuz. Hayırlısı Allah'tan dedik ve şüphemiz yok. Yani şunu düşünmesinler. İşte buradan 116 kişi silinmiş. Artık yani bunu çok güzel bir, çok güzel demeyelim de seçimi kazanmak için yapılacak müthiş bir hareket. Sahada değil masada. Evet. Kesinlikle bir kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Kesinlikle biz çok fark atacaktık. Biz oy birliğiyle belki o seçim alacaktık ama şu an 100 oy daha eksik alacağız. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Evet. Bunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Üyelerimiz de bunu görüyorlar zaten. Ve bu basirete de, bu ferasete de sahipler. Tamamı kendini ispatlamış. Tamamı işi olan. Tamamı kendi işinde bir yere gelmiş arkadaşlarımız. Her biri durumdan haberdar ettik biz. Gereken yapılacak. Hayırlı sanattan ya 1 Nisan ya 8 Nisan'da seçim olacak. 15'i de olabilir. Ya aldığımız duyumlara göre şu an bilemiyoruz ama. Durum öyle. Hayırlı sanattan diyeceğiz inşallah. Biz bu göreve layık olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizi düşünüyoruz. İnşallah durmadan, yorulmadan koşup Sivas için, üyelerimiz için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ben. Evet. Ben de bu demokrasi yarıştır. Çıktığınız bir yolda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ama şunu da hemfikiriz. Sivas'ta bazı dinamiklerin harekete geçirilmesi lazım. Bazı taşların oynaması lazım. Evet. O konuda hemfikirim. Sivas'ın bu karamsar tabloyu da bir an önce gün ışığına çevirmesi lazım diye düşünüyoruz. Evet, sevgili izleyiciler, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ticaret Borsası Başkan Adayı Sayın Hayrullah Karakaya'ya çok teşekkür ediyorum programımıza katıldı. Bu arada dediğimiz gibi bir demokrasi yarıştırır, bir demokrasi şölenidir. Katılan bütün adaylara, ileride adaylarına açıklayabilecek olan diğer insanlara da başarılar diliyoruz. Tüm görüşlere, fikirlere açığız. Amaç Sivas'ın birliği olmalı, birlikteliği olmalı. Sivas'ın bir an önce ayağa kalkması ve şahlanması olmalı diyorum. Hepinizi de bizi sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler efendim. İyi akşamlar.